Merhaba arkadaşım derse hoş geldin. Yüzde problemleri nasıl bir şey biliyor musun? Sadece yüzde ile ilgili soruda çıkabilir. Yüzde problemi başka bir problemin içinde küçük bir yüzde olarak da bulunabilir. Tamam O açıdan yüzdenin çok büyük bir önemi var. Yine her şeyin içinde olan bir şeydir yüzde. Yüzde kar zarar zaten bağlantılı konular. İkisi aslında aynı şey bile diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi yüzdelerle başlayacağız. Yüzde nasıl bulunur? Problemde nasıl kullanılır? Ve nasıl çözüme gidilir? Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bakın yüzde problemi nasıl yapılır? Bunu size tek tek göstereyim. Arkadaşlar bir sayının yüzde bilmem kaçı nasıl bulunur? O sayıyı yüzde ile çarparsın. Mesela bir sayının yüzde otuzunu bul diyor bana değil mi? Sayının yüzde otuzunu bulacağım. Hmm, ne yapacağım biliyor musun? O sayıyı yüzde otuzla çarpacağım. Sayımız diyelim x. X'in yüzde otuzunu bul dedi. Hemen x çarpı yüzde otuz. Peki bu yüzde otuz nasıl gösterilir? x x'tir zaten. Arkadaşlar adı üstünde yüzde otuz. O yüzden paydaya 100 yazarım. Yüzde 30. 30 bölü 100'dür bu. Yani 100 payda da 30 alınmış demektir. Bunu hemen çarparım. 30 da x'i çarpalım 30 x 30x bölü 100. İşte bu. x'in %30'unu bulduk. 30 bölü 100 ile çarpılacak. Tabi bunlar sadeleşir. 3x bölü 10 olur arkadaşlar. Demek ki neymiş? Bir sayının yüzdesini bulmak için onu yüzdeyle ile çarpıyoruz. Ama yüzdenin kesirli değeriyle. Mesela 20'nin %50'sini bul. 20 çarpı %50 diyeceksin. Tabi bu %50 böyle yazılmaz. 20 çarpı %50 diyeceksin. He, yani 20 çarpı 50 bölü 100. E burada da zaten hemen çarpma yaparken bunlar sadeleşir. 20 ile 5'i çarpar mısın? Hocam diyeceksin ki 20 ile 5'i çarparsam 100 olur. Paydada da 10 vardı. Bölersek ne oldu? 10 oldu. İşte bu. 20'nin %50'si zaten yarısı demektir. O da 10'dur arkadaşlar. Bakın 45'in %20'si kaçtır? Hemen 45'i %20 ile çarpıyorum. Yani 20 bölü 100 ile çarpıyorum. Tamam. Ee, hocam bu sıfırlar sadeleşir. 2 ile 45 çarp 90. Burada paydada ne var? 10. Böldüğüm zaman ne yaptı? 9. Bitti. 45'in %20'si 9'dur. 300'ün %40'ı kaçtır? Hemen 300'ü %40 ile çarp. 300 çarpı %40. Yani 40 bölü 100. Bu kadar mıydı hocam bu ya? Bu kadar. Başka hiçbir numarası yok. Tabii şu sıfırlar sadeleşti. Şu sıfırla şu da sadeleşti. 30'u 4 ile çarpıyorum. 120. Payda da 1 var. Yazmaya gerek yok. En sonuna gelelim. 30'u 60. Aa, %30'u 60 olan sayı kaçtır? Soruyu tersten sormuş. Bir sayı var. Bunun %30'unu hesaplayıp 60 bulmuş. Bu sayı x olsun. Bu sayının %30'unu hesaplamış. Yani çarpı 30 bölü 100. Ve sonuç 60 olmuş. %30'u 60 olan sayı dediğinde böyle yapacaksın. Bunu %30'a çarpacağım. Sonuç 60 olacak. Hocam bunlar sadeleşir. Onu karşıya çarpı olarak atarsam 600 olur. 3 çarpı x. 600 ise x nedir? Hop x 200 oldu. 200'ün %30'u 60 yapar. Arkadaşlar bu sorularda bazen de şöyle yapın. Mesela genelde %10'u bulmaya çalışın. Tamam mı? Nasıl yani? Şöyle bir şey yapın. Deyin ki mesela şuradaki örnekten yola çıkalım. Bunu alalım. Burada inceleyelim. Hop. 45'in %20'si kaçtır diyor. Şimdi 45'in %10'unu bulmak çok kolaydır. Arkadaşlar bir sayının %10'unu bulmak istiyorsanız bakın %10 ne demektir? 10 bölü 100. Yani sadeleştir 1 bölü 10. Bir sayının %10'u onda biridir. Yani 1 bölü 10'udur. Peki 1 bölü 10 ne demek? Bir sayı 10'a bölmek demektir. Bakın 45'in %10'u çok kolay bulunur. Hemen virgül atarak sayının %10'unu bulabilirsiniz. Bütün sayılara virgül attığınız zaman %10'unu bulursunuz. Bakın 45'in diyorum %10'u 4,5'tur. Peki %20'si nedir? Hocam %20'si %10'un 2 katı. Demek ki 4,5'un da 2 katını almalıyım. Nedir? 9. 9'da %20'sine denk gelir. Çünkü %10'u 4,5'sa %20'si 2 katı 4,5'un 2 katı olacak. 9. Bunun gibi. Mesela şuna da bakalım. Aynı şeyi şurada yapayım. 400'ün, pardon 300'ün %40'ını soruyor ya, önce %10'unu bul. Dersin ki, hocam hocam 300'ün %10'unu mu merak ediyorum? hemen bir virgül atarım. Yani 10'a bölerim sayıyı ve %10'unu bulurum. Arkadaşım şuraya bir virgül atarsam ne oldu? 30. Ha Dedim ki 300'ün %10'u %10'u 30'dur. Peki %40'ını soruyor. Bunu 4 katına çıkaracağım. %10'u 4 katına çıkarırsam %40 yapar. O zaman 30'u da 4 katına çıkaracağım. 30'un 4 katı ne yapar? 120. Bak biz de zaten 120 bulmuştuk. Yani hep bir küçük parçasını bulup sonra onunla orantılı da yapabilirsiniz. Ama şu çarpma zaten en kapsamlı, en genel formüldür. Hemen yüzdeyle çarparak işlemi yapabilirsiniz. Geçelim diğer soruya. 20 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerin sayısı sınıf mevcudunun yüzde 40'ıdır. Şimdi 20 kişinin yüzde 40'ı kız. Sınıftaki erkeklerin yüzde 50'si gözlüklüdür. Buna, buna göre sınıftaki gözlüksüz erkek sayısı. Şimdi 20 kişinin yüzde 40'ı kız ya. Kızları bulayım. Yüzde 40 ile çarpıyorum 20'yi. Tamam hocam bu sıfırlar sadeleşir. 2 kere 4 8. 8 tane kız var. Diyeceksin ki tamamı 20 kişi olduğuna göre 12'si erkek. Mantıklı. Peki bu erkeklerin %50'si gözlüklü mü? Evet. Erkeklerin yani 12'nin hemen %50'sini bulayım. Tabii ki 50 bölü yüzde çarpıyorum. Yani 1 bölü 2 ile aslında çarpıyorum. Hatta 5'e böl 1, 5'e böl 2. Aslında 12 çarpı 1 bölü 2'dir. Çünkü %50 ne demek? Yarısı. 1 bölü 2 demektir. Çarparsak 12 bölü 2'den ne yaptı? 6. Bu 6'sı nedir? Gözlüksüz. G, Gözlüksüzler 6 kişi. Tamam 12 idi erkeklerin. Demek ki 6'sı da gözlüklü. Neyi soruyor? Gözlüksüz erkek sayısı. Ha pardon, %50'si gözlüklüdür. Şu bulduğum 6 kişi gözlük Tamam, 6 kişi gözlük süz olur. Aynı şey. Nerede? Burada. Yapıştır. <laughs> Bitti. Tamam, bunlar basit. Hemen %50'lerini bulmak falan yarı yarıya. Zaten %50 istediince direkt aklınıza yarısını getir. Yanda teknoloji mağazasının kataloğunda yer alan televizyonun ilk satış fiyatı ve indirim fiyatı verilmiştir. Bakın ilk satış fiyatı 8000 lirayken indirimli bir şekilde 6800'e satılmış. Ne kadar indirim yapmış? 8000'den 6800 çıkarın. 1200 arkadaşlar. Bu indirim miktarı. İndirim. Güzel. İndirim 1200 lira. Mağaza televizyon için yaptığı indirim oranı yüzde kaçtır? Hmm, arkadaşlar. 8000 lirada 8000 lirada 1200 lira indirim yapmış. Ne yapabilirsin biliyor musun? Birinci yol. Dersin ki bu 8000 liradan yüzde kaç indirmiş? Şu soruyu sorarsın. Hocam 8000 liradan yüzde kaç indirim yapmış? Yüzde x indirim yapmış olsun. Ve biz x'i merak ediyoruz. Bizim metodumuz neydi? Bu 8000 lirayı yüzde x ile çarp. Bu sana indirimi verecek. Ne kadar indirim olmuş? Yüzde x indirim olmuş. Peki o indirim miktarı 1200 lira değil mi? Evet. Yani diyorum ki he 8000 lirada %x indirim yapmış. Yani x bölü 100 bu kadar indirim yapmış. Bu bana indirim miktarını verir. E indirim miktarı da 1200 liraydı zaten. 8000 çarpı %x eşittir 1200 olmalı. Hocam şu sıfırlar sadeleşir. 80x 80 çarpı x eşittir 1200 olur. Bu sıfırlar da gider. 8x 120 ise her iki tarafı 8'e böl. x eşittir 15 çıktı. İşte bu. Demek ki indirim oranı arkadaşlar %x diye ya, yani %15'miş. Bu birinci yöntem. Nasıl? Yüzdeyle çarptım. İndirme eşitledim. İkinci yöntem nedir? Şudur. Diyorum ki oran orantı. Doğru orantı kuracağım. Bu çok önemli. Bunu çok iyi yapın. Diyin ki 8 bin lirada adam 1200 lira indirim yapmış. 8 bin lirada 1200'lük oran yüzde kaça denk gelir? Dersin ki 8 binde 1200 ise bu indirim yüzde kaçtır? Bakın yüzde demek boşuna yüzde demek değil. 100 ile kıyasla. Yani yapılan işlemleri hep 100 bandına çekip 100 ile kıyasla. 100'e göre ne kadar? 100'e göre ne kadar diye hep hesap yap. Dolayısıyla diyorum ki 8000'de 1200 ise bu yüzde kaça denk gelir? Hemen ne yapıyorum? Doğru orantı. içler dışlar çarpımı. 8000 x'i çarpıyorum. Çarpı x eşittir. Şu noktayı kafanızı karıştırabilir. 8000 çarpı x eşittir. 100 çarpı 100 çarpı 1200. İşte bu. Hocam şu 2 0 bu 2 0 sadeleştirir 1 olur burası. Bu 0 da bunu sadeleştirir harika. 8 çarpı x sağ taraftaki 125 olur. Her iki tarafı 8'e bölersem x ne çıkacak? 15. Yine aynı çıktı. x %15 burada yapıştır. <laughs> Demek ki arkadaşlar %15 indirim yapılmış. Sağlamasını mı yapmak istiyorsun yavrucuğum? Tamam. De ki 8 bin liranın %15'i ne kadardır? 15 bölü 100 ile çarp. Bakalım ne kadarmış? Bu sıfırlar sadeleşir. Eee 80'i 15 ile çarpar mısınız? 800, 400 daha 1200. Bakın. 8 bin liranın %15'i 1200 liraymış. Gerçekten de 1200 lira indirim yapılmış. Çünkü aradaki fiyat farkı düşüş 1200 lira olmuş. İşte bu kadar. Size şimdi birinci yolla gösterdim. Sonra geldim. Burada ikinci yolla gösterdim. Ama biz genelde yüzde ile kıyaslamalarda hep bu ikinci yolu uygularız. Daha basittir. 8000'de 1200 indirdiyse yüzde kaça denk gelir? Yüzde kaçtır? Bitti bu kadar. Çünkü şöyle bir oran oluşur. Ee, 8000'deki 1200 yüzdeki 15'e denk gelir. Ha yüzde 100 parçaya bölüp 15 parça yemişsin. Ha 8000 parçaya bölüp 1200 parça yemişsin. Aynı şeydir. Çünkü 8000 parçaya böldüğünde parçalanlar bir daha küçük olur. Minnacık olur. Oradaki 1200 dilim 100 parçaya böldüğündeki 15 dilime eşit olur. Ya aynı şey. Şöyle anlatayım. Bak. Aynı bütünün nereyi sileyim? Şurayı sileyim mi? Şunu sileyim. Bak aynı bütün. Birbirinin aynısı iki tane bütün. Tamam bunlar birbirinin tıp atıp aynısı olan iki parça. Sen bunu 8000 parçaya bölersen ne olur? Her bir parçan inanılmaz ince olur. İnce olur, ince olur, ince olur, ince olur, ince olur. İşte bunlardan 1200 tane yedin diyelim. Şuraya kadar geldin. Bu dilimleri böyle 8000'e böldüğümü düşün. Ve sen 1200 tane yedin. Şuraya kadar. Derin ki tamam kardeşim ben 1200 parça yedim. Öbürü de geldi. Kaça böldü biliyor musun? 100 parçaya böldü burayı. Sen burayı 8000'e bölmüştün ya. 8000 parçaya bölmüştün. Öbürü de geldi burayı 100 parçaya böldü. 100 parçaya bölersen ne olur? Dilimler daha şöyle maviyle göstereyim. Dilimler daha büyük olur. Biraz önceki dilimlerin çok küçüktü senin. Böyle böyle böler der ki ben bunlardan 15 tane yiyeceğim. 15 tane Önce hepsini çizeyim şöyle. Devam edeyim. Bak dilimler daha büyük. Buradaki dilimler inanılmaz birbirine yakın. O yüzden karalıyorum. Ya yani aşırı yakın. Küçük çünkü. Buradaki dilimler daha büyük. 100 parça olduğu için. Bunlardan diyor ben 15 tane yiyorum. Ve çok ilginç. Senin 120 tane yediğin parça ile onun 15 tane yediği parça şu boylar eşit. Şu parçalar eşit. Miktarlar eşit çıkıyor. He. Sen 8000'e böldüysen çok parça var diye sevin mi? Parçaların ufak, incecik. Onlardan 1200 tanesi şuna eşit olur. 100 parçaya böldüğünde parçaların daha büyük olur. 100 parçadan 15 parça edin ya. Buradaki şurayı da sileyim. Buradaki 15 parçaya eşit olurlar. Mantığı anladınız mı? Aynı bütünü. Ha 8000'e bölüp 120 tane edin. Ha 100'e bölüp 15 tane edin. Aynı yere gelirler. Evet. Çok ayrıntılı basitten anlatmaya çalışıyorum Ya neden diye sorduğunda cevap bulasın. Bu önemli. Matematik neden sorusunun cevabıdır. Neden diye sorduğuna cevaplıyorsan bu işi öğreniyorsun. Tamam kıyaslamayı da gösterdim. Hep yüzle kıyaslıyoruz. Gelelim 3'e. 3 çok güzel. Tam gündelik hayat problemi. Bunu hep e, televizyonlarda görürsünüz. Anket firmaları, seçim anketleri, ya da ne bileyim başarı anketleri ya da ne bileyim başarı anketleri. Bunlarla ilgili bir dağılım vardır. Bir anket firmasının belediye başkanlığı seçimine katılacak 3 isimle ilgili yaptığı anket çalışmasının sonucunu gösteren dairesel grafik yanda verilmiş. Bak x ismi %30 almış. Diğeri %18, diğeri %12 ay almış ama burada bir %40 oy kullanmayanlar var. Bu kararsız kalmış, oy kullanmamış, tamam Bunlar da %40. Çok. Bu kadar çok olmaması lazım arkadaşlar. Evet. Oy kullanmayanların tamamı 3 ismin aldığı oy yüzdesine göre orantılı olarak X, Y, Z isimlerine dağıtıldıktan sonra Adayların ankette alacakları son oy oranı aşağıdakilerden hangisi de verilmiştir? Gerçekten de böyledir. Ankete katılırsın. Mesela seçim anketi yapılır. Herkes partilere oy verir. Diyelim %10'lu kesim dedi ki ben kararsızım. Oy vermedim. Şimdi bu %10 ne yapılır biliyor musun? Diğer ankette oy alan partiler var ya. Onlara aldıkları oy oranında dağıtılır. Eşit dağıtılmaz. Diyelim 4-5 tane parti var. Bu %10 hepsine %2, %2, %2, %2, %5 parçaya eşit bir şekilde dağıtılmaz çok alana o ondan daha çok verilir. Aldığı oy kadar az alana %10'dan daha az verilir. Aldığı oy oranında dağıtılır. Bu daha gerçekçi olur. Burada da öyle olmuş. Oy kullanmayan bu %40'ı bu oranda dağıtacağım. Peki nasıl bir oranda dağıtacağım? Bunu diyelim sildim. Artık benim bütün pastam bunlar olacak. Ve bunlara bu %40'ı dağıtacağım. Şöyle düşünüyorum. Diyorum ki bir dakika. Bu 30 almış. Bu %18 almış. Bu %12 almış. Hepsinde ortak ne var? Altını katı. Bak. %6'nın 2 katı, %6'nın 3 katı, %6'nın 5 katı. Aa güzel. O zaman diyorum ki bunu 5 birim 5 parça diye düşünürsem, 30 kay 5 parça diye düşünürsem hani %6'nın 5 katı, %6'nın 3 katı, bunu 3 parça, %6'nın 2 katı, bunu 2 parça diye düşünürüm. Çünkü aldıkları öyle orantılı dağıtacaklar ya. Oranları 2'ye, 3'e, 5'tir. O zaman ben bu %40'ı 5, 3 ve 2 ile orantılı dağıtmalıyım. Bak 5, 3 tane yapar 8, 2 daha 10. Bende 10K parça var ve bu %40'ın dağılmış toplam dağılmış hali 10K parça olmalı. Yani 10K'ya %40 dağıtmalıyım. O zaman şöyle düşünüyorum. Böl 10'a 1K'ya bunu da böl 10'a %4 vermeliyim. Her K'lık dilim aslında %4'ü temsil etmeli. Dolayısıyla burada 5K varsa %4'ün 5 katı %20'yi buraya vermeliyim. Hmm. 3K var. Her K %3'ü temsil ediyorsa 3K, 3K'ya 12. %12'yi vermeliyim. Yüzde yazamadım bir türlü. 12'yi buraya vermeliyim. 2K, 1K %4 ise 2K %8'dir. Buraya %8 vermeliyim arkadaşlar. Harika. Böylece %20 aldı. Şu %40'ın yarısını aldı yani. Çünkü burada da aslında buradaki dilimin de yarısı burada. Çünkü bak bu %30, bu ikisinin toplamı %30. Toplamda burada %60 var. %60'ın %30'u buradaysa Zaten şurada 160 var. %30'u buradaysa demek ki buradaki %40'ın yarısını almalı. 60'ın yarısı 30 çünkü. Tamam. Bu ne yapar? %20 30 daha %50 almalı burada. Bu %18 almıştı. 12 tane alırsan olur %30 burada. %12 almıştı. %8 daha geldi %20. Burada C şık yapıştır. Anket sonunda aldık alacakları oy oranı işte budur arkadaşlar. Ama bu adam diyeceksiniz hocam %30 almıştı. Şimdi net %30 aldı ama kararsızlar dağıtılmadı. Kararsızlar da aldığı oy oranını da dağıtırsa %50'ye çıkıyor. Şöyle silelim. ha. Tamam mıyız? Tamam bu kadar. Bu e, özellikle siyasi tartışmalarda, anket tartışmalarında çok karşınıza çıkabilecek bir şey. Diyelim orada babanızı anlamadı. la dedi bu atıyorum %20 o yazıyor. Aldığı oy %20 ama bütün anket dağıtıldıktan sonra neden %25'e çıktı ya da 30'a 35'e 40'a çıktı dediğinde bunu anlatırsın. O baba dersin. Kararsızlar aldığı oy oranında her partiye tekrar dağıtılır. Böylece daha doğru bir tahmin yapılır. Bu kesin seçim sonucu değildir. Tahmindir ama bu daha doğru bir tahmindir. Çünkü partiler aldıkları oy oranında kararsızları etkileyip tekrar o oranda oy alırlar diye düşünülür. Geliyorum kar zarar problemine. Burada şu formüller var ama ben bunlara hiç girmiyorum. Çok basit. Senin alış fiyatın var, satış fiyatın var. Satış fiyatın daha büyük olursa kardasın alış fiyatın var maliyetin bir de satış fiyatın var. Satış fiyatın maliyetin altındaysa zarardasın. Yani sen diyelim bir şey 100 liraya aldın. E tamam 120 liraya sattın Kârdasın. 100 liraya aldın bu senin maliyetin. Atıyorum 70 liraya sattın. Zarardasın 30 lira zarardasın. Değil mi? Bu kadar. Burada da şöyle bir oran var. Mesela maliyet. Sen bir şeyi 100 liraya mal ettin. Kaça sattın? Satış fiyatında 130. Arkadaşım ne kadar kar ettin? Aradaki kar 30 lira. Peki sen yüzde kaç kar elde ettin? Bak sen kaç parayı riske attıysan, kaç parayı maliyet olarak kullandıysan karını onun üzerinden hesaplayacaksın. Satış fiyatı üzerinden değil. Bu çok önemli. Sen 100 liranı riske attın, değil mi? Gittin 100 liraya ne aldın? Karpuz aldın. Bu karpuz çürüyebilirdi, kırılabilirdi, satamayabilirdin. Riske attığın maliyetin 100 lira. Sonra bu karpuzu 130 liraya sattın. Aradaki 30 lira kar. Peki %kaç kar etti? %kaç kar ettin Şöyle yapacak. Benim maliyetim 100'dü. yüzde, yüzde otuz kar elde ettim arkadaşlar. 100 TL'de 30 TL kar elde ettim. Yani 100 TL koydum, 30 lira kar elde ettim, toplam elime 130 lira geçti. Ha, demek ki maliyet artı kar bana satış fiyatını verecek. Maliyetim yüzde, karım 30'du, satış fiyatım 130 oldu. Maliyetim 100 olduğu için buradaki 30'a yüzde 30 kar dedim çünkü direkt yüzde kıyasladım. 100. zaten bilerek yüzü seçtim ki yüzdesini söylemek çok kolay olsun yüzde otuz 100 lirada 30 lira yüzde 30'dur zaten oradaki yüz o bahsettiğim yüzdedeki yüzdür aynı yüz ne dedim Umarım Anladınız benimle kafam karıştı Evet arkadaşlar böyle anlatacağız Peki şöyle bir soru sorayım basit bir soru sorayım mesela 50 liralık bir riske girdin ve bir ürünü mesela 60 liraya sattın ne kadar yüzde kaç kar edersin? Dersin ki hocam bir dakika ben 50 liraya aldım 60'a sattım. Benim karım 10 TL. Bak kar. Karım 10. Peki kaçta 10? 50 lirada 10 karım varsa bunu yüzde kıyaslamalıyım. Para birbirini 2 ile çarpıyorum. Çarpı 2. 100 lirada ne kadar karım olur? Karı da 2 ile çarpalım. Çarpı 2. 20. Bakın 50 lirada 10 kar ediyorsam 100 lirada 20 kar ederim. İşte bu nasıl gösterilir? Yüzde %20 kar diye gösterilir. Demek ki 50 liralık bir şeyi 60 liraya satarsan 10 lira kar edersin. 50'de 10 sağ %20'dir. %20 kar elde etmiş olursun. Şuradaki formüllere takılmayın. Maliyetine karını eklersen satış fiyatını bulursun. Zaten bu çok basit bir düz mantık. Demek ki biz ne yapacağız? Hep 100 ile kıyaslayacakmışız. Hep 100 ile kıyaslayacağız. Hep hep hep. Devam edelim. Yanda verilen kavanozdaki çiçeklerin satış fiyatı şekildeki gibidir. 90 liraya satıyoruz. Kavanozdaki çiçeklerin maliyeti 72 lira olduğuna göre yüzde kaç kar elde etmiştir? Şöyle düşüneceğiz. Bak 72'yi aldı 90'a sattı. Aradaki fark ne? 18. 18 TL kar. Peki yüzde kaç kar? Sen satış fiyatı üzerinden hesaplamayacaksın. Maliyet üzerinden. Sana maliyeti 72 lira. Sen 72 liradan riske attın. Kaç kazandın? 18. Diyeceksin ki 72'de 18 kazandıysam... Bu 100 lirada kaç para kazanacağım anlamına gelir 72 lirada 18 lira kazanıyorsam 100 lirada kaç para kazanırım Hemen işler dışarı çarpımı Tabii ki 72 çarpı x eşittir 100 çarpı 18 yapar Hep 100 lirayla hep yüzde ile karşılaştıracağız kıyaslayacağız. Hocam 18'e bölün 1'in 18'e bölün 4'tür 4 x 100 ise her iki tarafı 4'e bölün x nedir 25 Demek ki ben 100 lirada 72 lirada 18 lira kazanıyorsam 100 lirada 25 lira kazanırım Yani %25 kazanırım Cevap yüzde 25. Burada yapıştır. <laughs> tamam. Hep yüzle Hep hep yüzde kıyaslayacaksın. Bu bitti. Hocam bunu diğer yolla yapsanız olur mu? Olur. Bak şöyle yaparsın. Dersi ki şimdi 72'nin yüzde kaçı 18 liradır? Yüzde x'e. Yüzde 18 lira eşittir. Bunu 18'e eşitleyerek yüzde x yani yüzde kaç kar elde ettiğini buradan da bulabilirsin. Yine içler dışlar çarpım falan fistan yap. X buradan da 25 çıkacak. Yani %25. 70 kilonun %25'i 18 liradır. 70 kilonun %25 18 liradır. Demek ki sen %25 kar elde etmişsin ki 70 kilona ya yazı yazamıyorum. 70 kilona 18 ekleyip 90 liraya satmışsın bu ürünü. Devam. Yandaki 1200 litrelik benzin varilinin tamamı doluyken varilin alt tarafındaki musluktan kaçak olduğu için benzinin 1 bölü 6'sı dışarı atmıştır. Hemen 1 bölü 6'sını bul. Tabii ki 1200 çarpı 1 bölü 6'dan ne buldun? 200. 200 litre akmış. Ne kaldı? 1000 kaldı. Tamam. Akan da 200. Musluktaki kaçak tamir edildikten sonra litresi 4,80 TL'den alınan benzinin satışından zarar edilmemesi için kalan benzinin en az kaç TL'ye satılmış olması gerekir? Bak kalan benzini o kadar ucuz sat ki ama zarar da etme. Şimdi düşünüyorum. Benzini sattım ve aldığım paranın maliyetimin üstünde bir para elde edersem kar elde ederim. Maliyetimin altında bir para elde edersem zarar ederim. O zaman maliyetimin aynısını elde edersem ne kar ne zarar elde ederim. Ve olabildiğince en düşük fiyata satmış olurum. Evet çok mantıklı. O zaman ben 1200 litre benzin almıştım. Benim maliyetim 1 litresi 4,8 olduğuna göre çarpı 4 biliyorsunuz arkadaşlar 4,80 ile 4,8 aynı şeydir. Virgülden sonra sayıdan sonra sağa yazdığın sıfırların bir önemi yok. 4,8 aldım 1 litresini. 1200 litre alırsam bu benim neyimdir arkadaşlarım? Maliyetim. Ben maliyetime satarım. Böylece en ucuza satarım, zarar da etmem. Kaç litre var artık elimde? 1000 litre var ve kilosunu kaç paradan satacağım? X liradan. Tamam, işte bu. Maliyetime 1000 e, litreden de elde edersem zarar etmemiş olurum ve X en ucuz, en düşük fiyat olur. Şu 2 sıfır şunu sadeleştirsin. 10x şey 12 ile 48'i çarpar mısınız? Hiç virgülsüz bir şekilde çarptım arkadaşlar. 12, 48, 5, 7, 576 yapıyor. Bir tane virgül var. Tabii ki virgül atıyorum. Bu da ne var? 10x. 10x, 57,6 her iki tarafı 10'a böl. Bir tane x. 10'a böldüğüm için virgülü bir tane daha kaydırıyorum. Tık, 576. Burada yapıştır. Demek ki 1 litresini 576'dan satarsan 1000 litrede elde ettiğim para senin yine ana maliyetin olup Böylece zarar etmemiş olursun. Kar da etmemiş olursun. Neden en aza göre ayarladım? Zarar etmeyecek şekilde satacağı fiyatı buldum. Çünkü satış fiyatın yani şöyle olmalıydı burada zarar zarar etmemek için senin satış fiyatın maliyetinden ya büyük olacak ya eşit olacaktı. Benim satış fiyatımı en az istediği için de eşit olanı seçtim. Satışı maliyeti olabildiğince yakın tuttum. Güzel. Devam. Bir kitapçı da kitap satışlarını arttırmak için bir kampanya başlatmış. Ne yapmış? 3 kitap al. Pardon. 3 kitap parası öde 5 kitap al. Yani daha doğrusu 5 kitap al 3'ünü öde demek istiyor. 3 kitap parası öde 5 kitap al. Yani 5 kitabı al ama sadece 3'ünü öde. He. Bu kitapçıdan e, fiyatları aynı olan 5 kitap alan Mesut kitap başına yüzde kaç kar elde etmiştir? Kitap başına. Şöyle düşünüyorum. 5 tane kitap alacağım. 1, 2, 3 4 5 ama sadece bu üçünü ödeyeceğim İkisini ödemeyeceğim ne kadar kâr elde ederim bak bu kitapların her biri yüz TL olsa yüzdeyi hesaplamak kolay diye yüz TL yapıyorum çünkü yüzde diye sorduğu için en sonunda yüzdelik sorulduğu için korsan sayısal değer verebilirim yüz TL olsun şimdi ben normalde beşini alsaydım ne kadar ödeyecektim 500 ama diyor ki bana üçünü öde ikisini ödeme aa o zaman diyorum ki bunu öderim yüz bunu öderim 100, bunu öderim 100. Bunları ödemem. Peki kitaplar bana kaç paraya mal oldu? 300 liraya. Ama 5 kitap. 5 kitap 300 liraya mal olduysa aslında ben kitap başı kaç para ödedim? Bak ben cebimden çıkan para bu. 300 TL. 300 TL para çıktı ve 5 kitap aldım. 500 lira ödemedim. O zaman 5 kitap aldığıma göre 305'e böl 60. Aslında ben her kitabı arkadaşlar 60 lira verdim. Öyle varsayabilirim. 60, 60, 60 ödedim varsayabilirim değil mi? Peki ben bir kitaptan ne kadar kazandım? Ben bir kitaba 100 lira vermem gerekirken 60 lira ödedim. Bak 100 lira vermeliydim ama her bir kitabın ortalaması 60 liraya geldi. O zaman ben 100 lira vereceğimi 60 lira verdiğime göre her bir kitaptan 40 lira kar elde ettim. 40 lira daha az verdim. Bak %40 100 lirada 40 lira karım var. Bu zaten direkt yüzde kırka denk gelir. Yapıştır. O yüzden kitaba yüz dedim ki karım kaçsa direkt o yüzde olarak cevabı da veren sayı olacak. Daha basit olsun diye. Siz de böyle yapın. X mix demeyin ha. O x dersen yandın. Bittin. Yüzdelerde x demeyeceksin. Yüz x ya da yüz. Direkt. Hele ki soru yüzdeyi soruyorsa zaten sayıda ne verdiğin bir önemi yoktur. Dolayısıyla direkt yüz vererek işlemini halledebilirsin. Bu başka, bunu başka nasıl anlatabilirim size? Şöyle de anlatabilirim. Bu adam 5 kitaptan 2 kitap kar elde etmedi mi? Ulan ben 5'te 2 kar ettim. 5'te 2 kar ettim. Bunu çarp e, 20 ile yüzde kaç kar elde ederim? Bunu da çarp 20 ile 40 yapar. Bak 5'te 2 kar elde etmek yüzde 40 kar elde etmek demektir. Karın yüzde 40. Bu da yüzde 40'a eşit. Ya hep oran orantı ilerler yani. Doğru orantı ilerler burada tamam mı? Yüzde problemlerinde. Devam edelim. Edemiyoruz. Tık. Hadi etsen devam. Ha geldi. Covid-19 sonrası inşallah bir daha da Covid falan gelmez. Covid-19 sonrası bir otobüs firmasının bilet fiyatlarına yaptığı değişimler aşağıda vermiştir. Bak bu çok güzel bir soru. Söyleyeyim. Çok zehir bir soru. Çok nezi, sade, yalın güzel bir soru. Şöyle bir şey yapmış. Herhangi bir koltuk fiyatı birim maliyetinin %60 fazlası olarak belirlenmiştir. Yani birim bir maliyetim var bir de satış fiyatım var. Tamam. Herhangi bir koltuk fiyatı birim maliyetinin %60 fazla olarak belirlenmiştir satış fiyatı. Tamam. Herhangi bir nedenle biletini iptal eden yolcu ödediği tutarın %70'ini geri alıyor. %30'u firmada kalıyor. İade olan bir bilet bir başka yolcuya satıldığında o koltuk için otobüs firmasının karı yüzde kaçtır? Bir koltuktan bahsediyor. Bunu birine satıyor, sonra geri alıyor, bir başkasına satıyor. İki defa satıyor. Toplamda bu koltuktan yüzde kaç kar elde etti? Şöyle düşün. Yine 100 TL olarak hesaplıyorum. Çünkü yüzde olarak yüzdesini sorduğu için fiyatın bir önemi yok. 100 TL'ye mal ettim. Bunu yüzde 60 fazlasına satıyorum ya. Yüzün yüzde 60'ı nedir? 60. Çok basit olduğu için. 60'ı ekliyorum. 160 TL'ye bunu sattım. Satış fiyatı 160 TL maliyetinin %60 fazlası. 160. Güzel. Sonra adam geldi iade ediyor bunu. Diyor ki ben iade ediyorum. Ben diyorum ki iade edersen sana sadece yüzde %70'ini geri öderim. Tamam diyor fark etmez. 160 liraya aldığı yüzde %70'ini geri ödüyorum. %70 ne yapar? Hemen bulalım. Bu bunu sadeleştirir. Bu bunu sadeleştirir. 7 kere 6 42. 42 ikisi elde var 4. 7 kere 1 7. 4 ne yapar? 112. 112 TL geri ödendi. Geri adama ödendi. Peki. Yavrucuğum 112 TL ödendi ya. İyi de biz biz otobüs firmasıyız. Biz adamdan 160 lira almıştık. 112'sini geri ödedik biletini geri verdiği için. Aradaki fark ne? 160 ile 160 la, 112 arasındaki fark ne? Hocam ee, 48 TL. 150 160. Evet. Bak bu 48 TL bir kere kar elde ettik. Bilet hala bizde. Tamam mı? Bilet bizdeydi. Sattık adama. Adam geri getirdi bilet hala bizde. Bu süreçte 48 TL kar elde ettik. Şimdi bileti bir başkasına satıyoruz. Şimdi satarken yine 100 liralık şeyi 160 liraya sat satıyoruz. Orada ne kadar kar elde ettik? Bir 60 TL de orada kar elde ettik mi? Heh. Bizim birinci satıştan iadeli satıştan karımız 48 lira. İkinci satıştan iade olmadı bu. 60 lira kar elde ettik. Arkadaşlar bizim ana maliyetimiz zaten aynı koltuk aynı bilet 100 liraydı. Biz 100 lira mal ettik. 48 60'ta ne yapar? 108 lira kar elde ettik. Aa, riske attığımız para 100 liraydı. Karımız 108 lira. Peki buradaki kazanç nedir? %108. Yapıştır. Çünkü 100 lirada 108 lira kazandık. Toplamda 208'e sattık yani hepsini. Tamam? Güzel. Mesela 100 lirada 60 lira kazansaydık şey, burası 90 olsaydı mesela toplamda bu karların toplamı 90 olsaydı %90 kazanmış olacaktık. E 90 değil 118 ise pardon 108 ise demek ki 108 liralık kazandık toplamda. Çünkü toplam satış 208 lira olur. Anladık mı? Güzel. Bence bu güzeldi. Sat, 1 48 oradan kazan sonra bir daha sat. 60 oradan kazan 108 kazandık. 8. Bir manav yaş iken kilogramı x TL'ye aldığı üzüm kurutulduğunda ağırlığını %30'unu kaybetmektedir. Tamam hemen şöyle yapıyorum. Yaş Kuru. Beynime gösteriyorum. Hatta şu kuruyu da biraz güzel yazayım. Kuru. Şimdi diyelim ki %30'unu kaybetmektedir. Tamam dur acele etmeyin. Manav üzümü kuruttuktan sonra kilogramı YTL'ye sattığında satmakta ve bu satıştan %40 kar elde etmektedir. Buna göre hangileri doğrudur? Hmm, arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi %30 kaybediyor ya ben 10 kilogram yaş üzüm almış olayım. Bunun yüzde otuzu nedir? Onun yüzde otuzu hemen bul. 10 çarpı yüzde otuz. Tık 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 tık. Üç kilogram. 3 kilogram kaybedersem kuru üzüm 7 kilogramdır. Doğru mu? Doğru. Manav üzümü kuruttuktan sonra kilogramı YTL'ye satmakta ve bu satıştan yüzde kırk kar elde etmektedir. Unutmayın. Benim maliyetim ne kadar? Hocam kilogramı x liraydı. Bak kilogramı x TL. Benim maliyetim 10 ile x'i çarp. Buraya maliyeti yazayım. 10 x'tir. 10x TL benim toplam maliyetim. Tamam. Şimdi ben şuraya uyguluyorum. Y liradan satacağım. Sattığım kuru. Kuruda ne kadar var? 7. 7 kilo. Her birini Y liradan satarsam elime 7'ye geçer. Bu %40 karlı hali. Peki benim maliyetim 10x. Bunun %40'ını bulacağım. Karımı ekleyeceğim. Satış fiyatını bulacağım. Yani 7'yeyi bulacağım. Hemen şöyle yapıyorum. Ya bunlar aslında kolay. 10x'in %40'ı yani 4'tür de neyse uğraşmıyor uğraşayım biraz 4x bu karım şimdi maliyetime karımı ekliyorum 14x 14x'e sattım bu da zaten YTL satıldığında elde edilen durumdur bakın Y lira sattığında %40 kar elde etmektedir 12'si 14x'e e çıktı Y olunca şimdi her iki tarafta 7 var 7'ye böl buraya Y olur buraya 2x olur aha Y eşittir 2x'miş verilen oranda kar olabilmesi için Y eşittir 2x olmalı doğru bunu alalım güzel sen gel Kuru üzümün maliyet fiyatı 10x bölü 7'dir. Kuru üzümün kilogram maliyet fiyatı tabii onu kastediyor. Şimdi kuru üzümün 7 kilosu 7 kilosu arkadaşlar ee, kaç paraya mal oldu? 10 e. Bak 7 kilosu 10x'e mal oldu. Çünkü 10, 10 kilo almıştık aslında. 3'ü gittiğine göre 7 kilosu 10 e mal olduğuna göre 1 kilosu her iki tarafı 7'ye böl. Ne olur? 10x bölü 7'ye mal olur. Evet. Kuru üzümün 1 kilosunun maliyet fiyatı 10x7 liradır. Bu da doğru. Güzel. Bunları silelim yer kalmadığı için. Aynı fire oranında üzüm yaş iken kilogram Y liradan alıp X liraya satıl satılsaydı %50 zarar edilirdi. Aynı fire oranında üzüm yaş iken kilogramı Y liradan alalım. Tamam. Y liradan alalım. Şimdi arkadaşlar bu X liradan almıştık ya 10 kilo Y liradan alırsak maliyetim ne olur? 10 Y. Maliyetim 10 Y olur. Tamam. Sonra yüzde ee, aynı şekilde 30'u kururken gitti. 7 kilo kaldı. 7 kilo kaldı. Her birini bu sen x liradan satarsam 7x'e sattım. İşte bu zaman bu satış diyelim. İşte bu zaman da zararımız %50 zarar edilir diyor. Bakalım. Şimdi biz şunu biliyoruz. X ile Y arasındaki bağlantıyı bulduk artık. Y eşittir 2X'tir. Bu da Y yerine 2X yazarsan 10 çarpı 2 xten ne yapar? Senin maliyetin 20X olur aslında. 20x'e mal edip 7x'e satarsan ne olur? Zararın %50'den fazla. 13 zarar edersin. Çünkü senin satışın 7 lira. Aradaki 13'ü zarar etmedin mi? Bak 20x'te 13x zarar. O zaman bu yüzde kaça denk gelir? İçler dışlar çarpım yap. 20'de 13 olan yüzde kaçtır? Hemen dersin ki hocam 20x çarpı soru işareti eşittir 100 çarpı 13x. Tabii ki burada x'ler zaten sadeleşiyor. 20'ye böl 1 20'ye böl 5. 13 ile 5 çarp 65. Arkadaşlar %65 zarar olurmuş. %50 zarar olur. Yanlış daha fazla. Cevap 1 ve 2. Yapıştır. 1, 2 doğru. Bir de bugün biraz benim sanki enerjim düşük ya. Niye biliyor musunuz? Şu an gecenin kaçı? Saat 00.20. 12'yi geçmiş. Bugün biraz video çekmekte geç kaldım arkadaşlar. Gece oldu ama dedim ki çekeceğim bu videoyu. Zorlanacağız. Gerekirse yorulacağız. Ama süreklilik kazandırır. Bunu unutmayın tamam Devam. 9. Bir yemek yarışmasında finale kalan Burcu ve Duygu'nun elinde muz, ananas ve çilek meyvelerinden yalnızca iki çeşit bulmaktadır. Tamam. Finalde iki yarışmacıdan da birer ananaslı pasta yapmaları istenmiştir. Burcu ve Duygu yarışmanın bir aşamasında aşağıda verilen sıra ve oranlardan faydalanmıştır. Bir miktar karbon kabartma tozu. Ananasın ağırlığının %25 kadar muz ya da %40 kadar çilek ikisinden biri. Meyve karışımının 2,5 katı kadar süt. Burcu 100 gram muz. Duygu 80 gram çilek kullandığına göre her ikisi de ananas kullanmış. Böylece iki çeşit meyve kullanmışlar. Kullandığına göre yarışma bitiminde elde edilen pastalarda kullanılan toplam süt ne kadardır? Şimdi diyorum ki Burcu ve Duygu. Şimdi Burcu Duygu ne yapmış? Ananasın %25 kadar muz veya 40 kadar çilek. Tamam. Biliyorum Burcu muzu kullanmış. Duygu da çileği kullanmış. Şöyle yapıyorum. Burcu mesela 100x. Buraya ananas yazayım. Ananas. 100x ananas kullansın. Duygu da yine 100'ün katı olarak 100y ananas kullansın. Şimdi ağırlığının %25 kadar muz kullanmış. Muzu kullanan kim? Burcu. Yani 100x'in %25'i 25x yapar. Uğraşmayayım hesaplamakta basit. Bu kadar ee, muz kullanmış. Duygu da %40'ı kadar çilek kullanmış. Çünkü bakın burada duygu çilek kullanmış demişti. %40'ı. %40'ı zaten 40'ı yapar. Sayılar denk gelsin diye o yüzden öyle seçtim. Şimdi arkadaşlar. Burcu 100 gram muz kullanmamış mıydı? 25x demiştik biz kullandığı muza. O eşittir 100. O zaman x nedir? 4. x 4 ise 100 xten burada ne olur? 400. Demek ki 400 ananas 100 muz kullanmış. Buraya da M diyelim. Bunu bulduk. 400 ananas 100 muz kullanmış. Diğerine geliyorum. Şimdi 80 yeğidi bunun kullandığı çilek. Yüzde şey 40 yeğidi kullandığı çilek. Yüzde 40. O da zaten 80 grammış. Her iki tarafı 40'a böl. Y nedir? 2. Güzel. Y2 ise yüzde 2 çarp 200. Bu demek ki 200 gram ananas kullanmış. Kullandığı ananas 200 gram. Kullandığı çilek 80 gram. Harika. Ne istiyor? Meyve karışımının 2,4 katı kadar süt kullanılmış. Meyve karışımı ne yapar? Burada 500 gram arkadaşlar. 500 gram. Burada 280 gram. 280 gram. Toplam ne yapar? 780 gram. 780 gram meyve. Bunun 2,4 katı kadar süt. Bunu 2,4 ile çarpıyorum hemen. Hocam bu sıfır bu virgülü kaydırır. Bravo. 78 çarpı 24 olur. Hadi bunu da çarp bakayım. Ee, evet bende de o kadar matematik yok. 4 kere 8 32. İkisi de var. 3. 4 kere 7 28. 3 daha 31. 2 kere 8 16. Anadolu'nun var. 1 kere 11. 15. 2 7 21. 1872 arkadaşlar. Kullandığı burada. Kullandığı süt bu kadardır. Harika. Basit ya. Sistem tablonu yap. Tıkır 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 tıkır, tıkır yerine yerleştirdik Tabii önce bir soruyu baştan sonra bütünsel oku. Sonra tıkır 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 yerine yerleştirerek düşüne düşüne git. Ve gelsin son soru. Sonra finita finito bitecek. Bu soru bomba. Bence dersin en bomba sorusu. En bomba ikisinden biri yani bence. Bir terzi kumaş ölçümlerinde kullanmak için iki farklı tahta cetvel yapmıştır. Hep aynı numara. ÖSYM'de bu tarz sorular soruyor. Bu tahta cetvellerden birini biri normal uzunluğundan %11 fazla Diğeri %4 eksik ölçmektedir. Abo. Terzi 240 santim uzunluğundaki bir kumaşı uzun ve kısa olacak şekilde iki parçaya ayırdıktan sonra iki farklı müşteriye satacaktır. Uzun parçayı birinci cetvelle, kısa parçayı ikinci cetvelle ölçüyor. Ölçüm sonuçlarının toplam 264 santim olduğuna göre kısa kumaşın gerçek uzunluğu kaç santimdir? Yani şimdi olay şu arkadaşlar. Bizim bir gerçek uzunluğumuz var. Diyelim bu 100 birim ya da 100x, 100a. Şimdi birinci cetvelle ölçersen bunu yüzde on bir fazlası yani yüz on bire göre ölçüyor. İkinci cetvelle ölçersen de yüzde dört eksi. Bak yüzde dört nedir? Dört tabii ki. Dört eksiğini alırsan doksan altı. Öbürü de doksan altı santim olarak ölçüyor. Yani hatalı ölçüm. Biri yüzde on bir fazla yaparken biri yüzde dört kısa yapıyor. Peki soruyu anladık mı? Anladık. Şimdi gelelim çözmeye. Benim elimde bir kumaş var. Ben bu kumaşı iki parçaya ayırıyorum. Diyorum ki bu uzun parçası olsun. U, bu da kısa parçası olsun. K. İlk bilgi uzun artı kısa nedir? 240 santim. Güzel. İlk denklem yaz. Uzun artı kısa eşittir 240 santim. Bu birinci denklem. Bak nasıl çözüldüğüne dikkat et. Şimdi uzununu birinci cetvelle ölçüyor. Birinci cetvel %11 fazla ölçüyor değil mi? O zaman buraya ne yapar? U demez buraya. U artı U'nun %11 fazlası. Buraya şunu der. Buraya ölçtüğünde der ki %11 fazlası ya U'yu alır artı U'nun %11'i. U'nun %11'i nasıl bulunur? U çarpı 11 bölü 100'de değil mi? U'yu %11 ile çarparsın. U çarpı 11 bölü 100 bu U'nun %11'idir. O kadar fazla olacağına göre U'ya %11'ini eklersin. Yani şu U artı U'nun %11'i. Bu fazla çünkü o, şu kadar bu kadar fazla olacak. Fazla olacaksa kendisini alacaksın. Üstten fazlasını ekleyeceksin. Tamam. Böyle ölçü. Öbürüne gelelim. Öbürü de %4 eksik ölçüyor. Yani K'dan %4'ünü çıkaracağım. Peki K'nın %4'ü nasıl bulunur? K çarpı %4 çarpı. tabii ki. K'yı %4 ile çarparak %4'ünü bulurum. Bu bulduğumu çıkaracağım. O yüzden K'dan çıkarıyorum. Hadi işlemleri yapalım. Şurası ne olur? U artı 11 U bölü 100 hızlı işlem yaparsam u ile 100'ü çarp 100. 11 ekle 111 u bölü 100 yapar. 100 harika. Buraya gelelim. Ya şurası zaten şöyle 4k bölü 100'dür. Böyle daha kolay daha güzel görünüyor. Yüzde 4k çarp 100k. 4 çıkar 96. 96k bölü 100. Buldum arkadaşlar. Biri böyle ölçer. Diğeri de böyle ölçer. Peki bu ölçümden sonra bu iki parçanın toplam uzunluğu ne kadar oluyormuş? Bakın 200 64 ölçüm sonrası. Şimdi bir denklem daha buldum. O da şu. Denklemim şu. Şuraya yazayım mı? Yok şuraya. Hadi buraya yazacağım. İkinci denklem de bu. 111 U bölü 100 bu U tamam mı? Artı 96 K yani kısa bölü 100. Bu ikisinin toplamı 264 yapacak. Bu da ikinci denklem. Hadi bakalım. Al şimdi bunları çöz. Bu birincisi. Bu ikincisi. <laughs> Güzel. İlk başta verdiği bilgi birinci denklem. Yüzdeleriyle beraber yeni uzunluklar toplamını elde ettiğim şey ikinci denklem. Bu ikisinin çözülmesi lazım. Bana kısa parçayı sorduğuna göre uzunu yok edeyim. Nasıl yok ediyorum? Diyorum ki şu aa bir dakika hocam şu paydalardaki yüz var ya karşıya çarpı olarak atın. Bravo. Yani 111 U artı 96 K eşittir. Bunu bunu yüzde çarpıyorum. Böylece paydalardaki yüzden kurtuldum. İkinci denklem olarak bunu kullanın arkadaşlar. Heh, bunu kullanın. Tamam. Şimdi bunun birinci denklemin eksi 111 katını bunun altına yazıyorum. Bak eksi 111 katını eksi 111 u eksi 111 k eşittir. Eksi şunu da eksi 111 ile çarpıyorum. Eksi 111 çarpı 240. Bu denklemin eksi 111 katını yazdım. Öbürü zaten yukarıda aynı değil mi? Aynı. Bunları taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Topladığım zaman bu artı bu eksi birbirine aynısı olduğu için gitti. 111 96 arasındaki fark kaç? 15. Bu büyük olduğu için. Eksi 15K kaldı. Burada şuraya bakalım. Hadi bakalım. 240'ı 111 ile çarpıp bunu çıkarın bakalım. Aman Allah'ım bu nasıl bir işlem. Ee, tamam. 111'i 24 ile çarparım. 0'ı sonra eklerim. Bu kadar basit. 111'i 24 ile çarpayım. 1 kere 4 4. 1 kere 4 4. 1 kere 4 4. 2 2 2 2. 4, 6, 6, 2. Yani şu 2600 at, bu zımbırtı bir de sıfırını eklersen bu olur. Önünde de eksi var. Her iki tarafta eksi olduğu için artı oldu. 15K ee, buna eşittir. Buna eşittir. Evet. Ha pardon. Pardon. Şu bulduğum şey bunun sonucu daha. Dur daha toplamadım. Bunun sonucu. Burası eksi 2000 çok 26640 yaptı. Daha bununla toplayacağım. Şu kırmızıyla toplayacağım. Yani bunu sileyim. Bunu sileyim. Eksi 2600 pardon eksi 26.640 yaptı. Ha. Şu an şu 11 ile çarptığımız sonucu. Şimdi bunu ve bunu toplayıp alta yazacağım. Sakın bu hatayı yapmayın. Ben az kalsın yapıyordum. 26.400 26.640. Tabii ki aradaki fark 240 eksi 240. Şu hala eksi gitmedi. Şimdi bu eksi ile bu eksi birbirini artı yapar. Ee, her iki tarafı 15'e bölersem 15K 240 240'sa K16 olur. Çünkü 15x15 15, 225'tir. Bir tane daha eklersen 240 olur. K16. K neydi? Kısa parça. Kısa parçanın uzunluğu nedir? Yapıştır. Sesli. <laughs> i̇şte bu. Çok iyiydi. Evet arkadaşlar. Bu ders nasıldım? Ya sanki ben biraz geç çektim diye kendimi vicdan azabı çekiyorum şu an ya. Valla. Sanki diyorum ki ya diyorum neden diyorum? çocuklara geç saatte video çekiyorsun Şenol? Neden? Neden yapıyorsun bunu? Şöyle bir soyunayım da. Şimdi arkadaşlar. Yazdınız mı? İyi bir soruydu değil mi? Güzel bir çözümdü. Bu arada bir tane daha çözüm var. Göstereyim mi? Şöyle. Mesela şu, şurada göstereyim. Burada yer var. Şimdi ben bu parçaya şuraya uzun buraya da kısa dedim ya. Saçma. Buraya kısa demeyin. Tamamı ne kadar? Da 240. Buraya da 240 ek. Yok pardon. Buraya kısasın diyeyim bak. Bura kısa. Bura uzundu ya. Uzun demeyin. Tamam 240 olduğu için 240 eksi kısa deyin. Böylece değişken hep kk kaldı. Sonra bunu artı bunun %11 fazlasını alın. Bundan da %4'ünü çıkarın. Bu ikisini topladığınız zaman bulduğunuz değerleri topladığınız zaman 264'e eşitlediğiniz zaman yine kısayı bulursunuz. Ama çok uğraştırıcı olur. Bu daha basit. İki tane denklem üretir. işlem yaparım. Ve ders bitti. ÖSM'ye borcumuzun bir taksitini daha ödedik arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bütün borcu finito yapacağız. Ve inşallah bak inşallah çalışıp emeklerimizin karşılığını alacağız. Bu kadar sabrediyorsun ya. Bu kadar video izliyorsun. Yazıyorsun, çiziyorsun, çözüyorsun. Bunlar boşa değil. Emin ol bunun karşılığını alacaksın. Biz üniversitede ön ödemeli bir sistemle çalışıyoruz. Önce bedelini ödüyoruz taksit taksit. Sonra üniversiteye gidiyoruz. Yani önce bedelini ödersin sonra üniversiteye gidersin. Budur. O bedeli 3-5 saatlik bir sınavda ölüyoruz. Ve şunu da unutma. O 3-5 saatin iyi geçmesinin tek yolu o 3-5 saatten önceki aylarını o işe harcaman. O işe ayırmandır. Yani o, o aylar var ya o aylar. O aylarda iyi bir hazırlık yaparsan o 3-5 saat çok güzel geçer. Çok güzel sonuçlar alırsın. Ama aylarca yatarsan da 3-5 saatten de mucize beklememelisin. Şu an burada bunu izlediğine göre demek ki sen emek veriyorsun. Demek ki sen çalışıyorsun. İnşallah da başaracaksın. Yeter ki sabırlı ol. Sebatlı ol. Yani sonuç alana kadar mücadeleye devam et. Ve ders bittikten sonra bol bol soru çöz. Tamam mı? Ha çözemediğin olacak. Bak hep söylüyorum. Çözemediğin soru olacak. Takındığın yer olacak. Mutlaka olacak. Kolaydan zora çöz. Çözemediklerini çözdür. Her soru, her çözemediği soru sana farklı bir yöntem öğretecek. Sana farklı bir yol, farklı bir çözüm üretecek. Ve bunu öğretecek. Tamam mı? Anladın mı? He? Süper. Her seferinde aynı şeyi tekrarlıyorum çünkü önemli şeyler arkadaşlar bunlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki derste görüşürüz. Bay bay.